Merhabalar. Şimdi kabakları soyacağım. Size bir şey anlatacağım. Şimdi ben hani hep bana mesajlar geliyor işte abla çok güzel yemek yapıyorsun, görünüşünden belli yemeğinin güzel olduğu falan diye. Şöyle mi koysam ki? Yemeğinin güzel olduğu görünüşünden belli işte çok kıvamlı oluyor şöyle böyle falan diye. Aklıma şey geldi. Benim çok değer verdiğim bir büyüğüm var. Bir arkadaşımın annesi, sevgili Fatma teyze, ellerinden öpüyorum onun da. Hatta geçen sene tatil için Alanya'ya gittiğimde onlarla da görüştüm. Sağ olsun çok güzel ağırladılar beni. Fatma teyzem o kadar güzel yemek yapar ki benim iş arkadaşımın annesiydi. Sonra gide gele çok çok yakın olduk. O zamanlar tabii daha sık görüşüyorduk. Şimdi o kadar olmuyor çünkü onlar başka şehirde yaşıyorlar. O kadar güzel yemek yapar ki hem çok güzel yapar hem eli çok boldur. Böyle gittiğin zaman hele de benim gibi iştahlı bir insansanız sizi yani bir dakika şöyle şey koymaz. Önünüzü boş koymaz. İçli köfteler, mantılar, gözlemeler, bazlamalar. Çok da böyle hamarat olduğu kadar hani böyle dediğim gibi eli de boldur. Bir de rahatsızlıkları da var ama ona rağmen hiç boş durmaz. Yıllar evvel daha kızım yeni doğmuştu herhalde yani yürümüyordu bile diye düşünüyorum hatırlıyorum yani öyle kalmış aklımda bana kızıyla beraber o da yeni evlenmişti kızı da arkadaşım Tülay kızıyla beraber bana oturmaya geldiler ben de yani hani yemek falan yapıyorum ama tabii ki de Fatma teyze geliyor sonuçta yani çok değer verdiğim eli lezzetli bir kadın yani öğrenme aşamasındayım diyeyim. Yemek yapmayı biliyorum ama tabii ki de bugünkü tecrübelerim o gün yok. Normalde yaptığım bir çok da beğendikleri bir sulu köfte var bulgurlu. Onu yapayım dedim. Yoğurt çorbası yapayım dedim. İşte ne yapayım falan diye düşünürken ağırlamak için. Allah'ım yoğurt çorbasını yaptım kesildi. Bir de düşün yoğurt çorbası yapıyorum sulu köfte yapıyorum yani o kadar kafam çalışıyor. Ama sulu köfte de böyle şey kıvamlı bir sulu köfte yani böyle hani tas kebabının köftelisi gibi düşünün. Köfteyi yaptım, köfte dağıldı. Pilav yaptım, lapa. Yani o kadar beceriksizce, o kadar elimden hiçbir şey gelmez şekilde yaptım ki yemekleri. Allah'ım o kadın oturdu o yemekleri yedi. Hiçbir şey söylemedi. Ne kötü olmuş dedi ya, ne ben bunu yemem dedi. Ne suratından bir böyle hani böyle eşkitirler şey yaparlar ya beğenmediğini belli eder. Öyle bir şey ithamda bulundu. Allah'ım oturdu yedi yiyebildiği kadar tabii. Gitti. Diyeceğim o yani bazen beni yeni evlenmiş arkadaşlarımız izliyor. Yaş olarak demiyorum bakın. İnsan gerçekten bir evin idaresini eline almak zorunda kaldığında isterse 50 yaşında evlensin. Yemek yapmayı sanki ilk kez öğreniyormuş gibi oluyor. Ben bunu önceden daha net bilmiyordum. Tabii ki de düşüncelerim arasında vardı ama gelen mesajlardan aldığım izlenim o. Çünkü yeni evlendim diyor. 35 yaşına kadar hiç mutfağa girme ihtiyacı hissetmedim diyor ya da 40 yaşına kadar. Yeni evlendim. Hani şunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl yaparız? Söyler misiniz falan. Ben de bildiğim kadar naçizane söylüyorum. Yani diyeceğim o. İsterseniz 60 yaşında evlenin. Gerçekten bir evin, bir mutfağın idaresini elinize almadığınız sürece, mecbur kalmadığınız sürece o şeyi tabii doğuştan bir yeteneğiniz yoksa benim gibi sonradan el yordamıyla onu ona katsam nasıl olur, bunu buna katsam nasıl olur demiyor diyerek öğrenme şeyiniz zorunda değilseniz tabii o ayrı ama benim gibi yapmak zorundaysanız bu zamanla oluyor. Mesela bir arkadaşım var Ümmühan. Geçen hatta kahvaltı videomuzda da var. Çok da severim. WhatsApp grubumuz var bizim. Neyi bilmesem ona sorarım. Ya şu nasıl yapılıyordu Ümmühan? Bu nasıl yapılıyordu Ümmühan? Hatta şu yağlı turşu tarifi var ya közlenmiş. Onu ben Ümmühan'dan öğrenmişimdir mesela. Yağlı derken közlenmiş turşu, biberlerden turşu yapıyorum ya onu mesela. Dediğim gibi eli çok lezzetlidir. Kızım onun yemeklerini çok sever. Ve bizim o her şeyi yemekten sorumlu, mutfaktan sorumlu devlet bakanı gibi bir şey grubumuzda. Hep öyle vardır ya gruplarda biri mutfaktan her şeyi bilir, biri sosyal anlamda. Mesela Hilal'e şuraya gitsek nasıl olur, buraya gitsek nasıl olur, işte şu nasıl, bu nasıl, onu sorarız atıyorum gibi. Ümmühan da mesela öyle bir yemek yapar ki
10 kişilik mi ağırlayacak? O 10 kişiye o yemek tam yeter. Hiç ne artar ne eksik kalır. Tam yani. Eli öyle bir ayarla ki. Hiçbir zaman böyle olamadım. Benimki hep fazla olur. Çünkü biz kalabalık bir ailede büyüdük ve hep fazla yaptık yani. Hep fazla fazla, hani kalmasın, aç kalınmasın, yetsin, çocuklar küçük işte sonra isterler falan filan hesabı. Kendim de hep evlendim evlenelim. Hiç elim şeye gitmez yani. Allah'a çok şükür hani fazla oluyor diye döküyor değilim. Onu ben mutlaka değerlendiririm ama ünvanda mesela öyle bir şey var. Hep yetirir. Hep yeter yani yaptıkları. Kimse de aç kalkmaz o sofradan. Hem gözü doyar hem evine gelen misafirin midesi doyar. Dediğim gibi bunlar hep tecrübeyle olan şeyler oluyor. Yani kendinizi şey hissetmeyin, beceriksiz hissetmeyin. Ben yapamıyorum, edemiyorum, şöyle böyle diye düşünmeyin. Yeter ki deneyin, cesaret edin. Birincisinde çok güzel olmayabilir. Hatta batırabilirsiniz. Çöpe atmak zorunda da kalabilirsiniz. Ama öğrenmek için yapıyorsunuz. Hani elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz diye bir şey var. Bu gerçekten doğru. Belki siz aman yapamıyorum zaten, yapmayayım, yemeyeyim dersiniz. Ya da dışarıdan almayı tercih edebilirsiniz. Ama yarın çoluğunuz çocuğunuz olunca ya da ne bileyim hani kıyamadığınız insanlar geldiği zaman evinize kendiniz yapmak isteyeceksiniz. En azından içinde ne olduğunu bildiğiniz şeyleri çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza yedirmek isteyebilirsiniz. O yüzden de yapmaktan korkmayın. Cesaret edin. Eğer hani maddi imkanınız varsa başkalarına yaptırıp yiyebiliyorsanız ona bir şey demem. Ama dediğim gibi elden gelen öğün olmuyor. O da vaktinde bulunmuyor. Her zaman bana hadi erişte kes, bana hadi mantı yap, bana hadi yaprak sar, bana işte şöyle, bana böyle diyemiyorsunuz, denmiyor ya. Yani. En azından benim gibiyseniz diyemezsiniz yani. İmkan oldukça az az bir şekilde yapmayı öğrenin bence. Kayınvalidemin de bir lafı vardı. Annem de bu lafı çok sık kullanırdı. Şu kolda sadece iş anlamında değildir o altın bilezik arkadaşlar. Ve emin olun öğrendiğiniz, evde öğrendiğiniz şeyler size iş kapısı da açabilir. Yani turşu kurmayı bilmeniz, sirke yapmayı bilmeniz, mantı sıkmayı bilmeniz, yaprak sarabilmeniz, yemek yapabilmeniz, el işi yapabilmeniz. Aslında bunlar hani bize küçükken yaz tatillerinde vakit geçirelim diye öğrettikleri şeyler olabilir görünürde ama gerçekten size iş imkanı sağlar. Bunları yaparak para kazanabilirsiniz. Bunları yapmayı öğrendiğiniz zaman şurada gerçekten bir sürü altın bilezik oluyor. Çünkü dünyanın bin bir türlü hali var. Sadece boşanma anlamında söylemiyorum bunu. Maddi imkanlarınız elinizden gidebilir, yuvanız yıkılabilir, eşiniz vefat edebilir. Hiç olmadığınız, hiç düşünmediğiniz bir anda hiç olmayı hayal bile, aklınızdan bile, kabuslarınızda bile görmediğiniz durumların içine düşebilirsiniz. Ama elinizde emeğinizi paraya çevirebileceğiniz bir şey varsa, bir beceri, bir öğrendiğiniz bir şey, bu sizin gerçekten hayatınızı idame ettirmenize olanak sağlar. Ve ben bunu kendi hayatımda da çok gördüm. Allah'a çok şükür ki hep değerlendirdim yani. Örgü de ördüm, bir şeyler de yapıp sattım diyeyim. Yani dediğim gibi bunları öğrenmek insana birer bilezik. Nereden nereye geldim? Gene ben sosyal içerikli anlatımlardan komik bir şey anlatacağım diye başladım. Yani demem o ki Fatma teyze güzel yemek yapıyordu. Hala içli köftesinin tadı damağımdadır. Ellerine sağlık diyeyim. Biraz rahatsız, biraz değil bayağı rahatsız aslında bugünlerde. Rabbim şifasını versin Şafi ismiyle inşallah ağrılarını, acılarını hafifletsin. Çok iyi olsun. O da, kızı da benim için çok çok değerli, çok kıymetli insanlar. Uzaktalar ama Allah dediğim gibi hep yollarını açık etsin. Çok sık görüşemesek de çok sevdiğim, değer verdiğim, kıymet verdiğim insanlar onlar. Öyle ben şimdi şu kabağın başına geçeyim, yapayım. Kızım gelecek, aç kalmasın yavrucak. Kabak yesin. Hadi Allah'a emanet olun. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gerçi pek günaydın kalmadı ama biz kahvaltıyı bugün yapacağız, bu saatte yapacağız. Çünkü Duru kuş ancak bu saate uyanmış. Yeğenim gelecek bildiğiniz gibi ve küçük bir ameliyat geçirdi. Bazı şeyleri yemesi yasak. Ben de kabaklı omlet yapacağım. Sordum kabak yiyebilirim lifli olduğu için dedi. Kabaklı omlet yapacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Annesiyle beraber gelecek. Çıkardım kahvaltılık malzemeleri, daha tabaklara yerleştirmeye, şöyle masanın üstünde duruyor.
Onları hazırlayacağım. Benim için gün güzel başlıyor çünkü duru kuş geliyor. Çok özledim. Yani yakın zamanda gideceği için ne kadar depolarsak o kadar kar hesabındayız biz. O nedenle de görebildiğim kadar çok görmeyi istiyorum yani. Hadi ben şimdi hazırlığa başlayayım. Bak. Açılıyormuş bu bak. Arabaları çok seviyor ama dedi Elif. Elia. Hiç iplemiyor bile beni. Bak. Din 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 alkış. Bir tane de fotoğrafımızı çeksene. Hadi çek. Hadi. Duru. Duru kuş. Aşkım. Bir tanem. Çek. Denizin ortasında heyecanım rinanay rinanay rinanay. Kayada binsem de kamera burada, sen ne yapıyorsun orada? Hey canım hey. Duru kuş aşkım. Bir tanem. Anne annesi. Annesi annesi annesi. Annesi annesi annesi. Bak. Şu tuğganından al. Yok ya ben onu sevmedim. O kadar o çok güzel. Ben sevmedim. Ara ayakkabı mı? Ben sevmedim. Bakayım tuğbana. Ben şükürlüğünü sevmedim. Şu çok mu büyük olur Necmi? Çok süngerim. Çok kaça aldın sen Tuğba? 500 lira. Ama ayakkabıydı. Şey ne? Aynen. Sinek mi? Yiyeceğim de diyor ben sana. Ben pahalı ayakkabı almam ya. Hepsi aynı şekilde istiyor. Şey önlerini giydirin de üstü bakma. Bunlar o zaman hep şey. Bacana kurban olur. Şu ne? Masanın üstüne koy da. Şu kimin? Onu bilmiyorum. O Elif'in yeri de... Ha, senin ağzını yerim. He onu yüzden getirdim. O zaman Elif'in hediye paketinin içine koyuyor. Anne anne ağzının altında anne onu al. Elif'in gibi şuna koyuyor. Ne o? Ne o ya ağzını yerim ya. Kurban olurum verene nasıl güzel. Makarna. Göre ikisini versem yer değil mi? Evet. Tamam. Onu ayrı koy da sonra ben açıp paketi batırmayayım. Bir daha paketim var bende. Arabada onu da versem mi size? Madem şunlar var. Ama ayrıca su şişesi var. İşte arabada. Dedi diye zaten. Sen ne yok biz hani ben Elia'ya falan bazen bakmıyordum daha sık konuşuyor. Aynen o yüzden getirdim. Beraber ineriz. Gelin gelin gel 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 Duru Duru yoruldu Duru Elia lafa geliyor Duru çaya geliyor Duru Elia Duru kız kız şuna. Elia Duru. Çekmemiş hiç. Ne bileyim. Ama şikayet ediyordu. Öyle mi yaptı? Evet öyle yaptı. Duru. Seni bir bir. Palmiyeye bak palmiyeye. Bir babaya söyleyeceğim. Ne var halaya gideceğim ha. Hadi. Duruyor seni bir tokasını bir almaya çalışıyor bak hele. Elia aldı yordu saçını tokasını. Ama o tokayı aldı. Elia Duru Duru. Aşkım. Elia Duru Duru. Biraz da nazlı çalışıyor. Elia Duru. Gelin gelin. Hanginiz beni daha çok seviyor koşun. Hadi kızım. Hanginiz beni daha çok seviyor gelin. Elia'nın boyu uzun ya. Bir geleni bir öpeceğim. Hadi fırtına, hadi kovalım. Elia, Duru, Elia, Duru. Elia, Duru. Gelin, gelin. Gelin. Bizimki
Duru, Duru, miau. Tarçın, Tarçın. Tarçın. Tarçın neredeymiş Tarçın? Nereye geliyor acaba? Evet ya. Ayakkabıya var kafasına. Gel gel, sen de gel gel. Evet ya, buraya gel. Şu 25 liraymış yer sofrası için. Bana bir tane tahta lazım. Şu 55 liraymış. Benim evdekiyle aynı boyut. Büyük olan da 85'miş. Neredesiniz hanımlar? Necmiye mantı açmalı. Bak hele. 10 liraymış. Hey, onlardan hep var. Bunu üst üste mi kapatıyorlar? Nasıl oluyor bu? İki parça mı oluyor? Kesiyorum üstüne boyu. Oklavayla geçiyorum. İyi de o zaman birleşmiş mi oluyor? Ne diyorlarsa söyleyin de ben şey için hep. Ne diyorsanız söyleyin de güzel olmuyor. Şundan aldım. Ben aldım, denedim bir kere, bir daha yok. Ha. Yani bizim elimizin alışkanlığına uymuyor. Sağ olun. Yarın gidiyor muyuz Ayşe Nur'a? Şundan aldım iki kere. İkisi de kırıldı ya. Daha yeni aldım geçen. Çorap mı alıyorsunuz? Yenge ben patates şeyi mi buradan aldım. Patates kızartma tavam var ya, seviyorsun ya sen. Onu buradan aldım. Bak, yok bu şey granit gibi. Soru söylüyordu ya. Değerini, aa, o da güzelmiş. Bak ayak kışın kalırsa iyi olur. Çıkaramaz onu kolayca. Yarın görüşüyoruz o zaman. Gençler biz eve gidince ararız. Tamam tamam. Haydi görüşürüz. Kaçta gidiyoruz? Haydi bay bay. İyi de mi dershanesi var ya. Kadının nutku tutuldu. Kadının nutku tutuldu. Bunu Ayşegül ablama yaşatamam. Bunu Ayşegül ablama yaşatamam. Ayşegül çatır çatır. Aynen. Hadi ya, görüşürüz. Akşam konuşuruz telefonda. Ne bekliyorsun? Haydi görüşürüz. Haydi bakalım. Şu arkada çocuk şöyle. Şey Volkan'a şeyi buradan almıştın ya, hatırlıyorsun kışın. Şu olur mu Necmiye Duru'ya? Bu da 2 diyor ama bu daha küçük. Şu da 2 diyor, bu daha büyük. Şu nasıl? Ama şu daha kaliteli. Aynen. Pamuk şu olmaz. Ama yok, elbise dolu. Şimdi böyle şeyler daha kullanışlı olur sana. Bunda fiyatı görünmüyor. Şimdi arkadaşlar hepinize merhaba. Biz biraz önce aşağı indik. Sadece şunları almak için aşağı indik. Bir ayağa kaldırır mısın Necmiye kızcağızını, kız çeneni? Dur koşun. Bir dakika anneciğim. Duru. Aşkım. Bir tanem. El salla. El salla. Merhaba Duru. Duru. Kelek kemirdiği için ağzı hep şey, diş çıkaracak arkadaş.
şu patikleri almaya indik biz. Peki biz sadece patik mi aldık geldik? Hayır. Şimdi aldıklarımızı size göstereceğiz. Öpücük at. Aşkım, yerim seni, yerim. Maşallah sana, 40 bin kere maşallah. Ben şimdi Duru Ocak ayında doğdu arkadaşlar ve Ocak ayında Kars'ta olacak. O zaman tabii ben ona hediye, yani böyle göre göre hediye şey yapamayacağım. Şunu doğum günü hediyesi olarak aldım. Kapşonlu. Buna ne deniyor? Pelerin mi, polar mı? Pelerini var böyle. İçinin body'si var. Bir de pantolonu var. Pantolonda da şöyle unicornlu kedi var. Şöyle bir takım aldım. Kapşonda var. Kapşonda da kelebekleri var. Eminim ki Duru'ya çok yakışacak. Şöyle göstereyim. 79 liraya aldım bunu. Fiyatını soranlar olacaktır eminim. Dün değil evvelsi günde yenge de, senin doğum günün değil mi? Yengeme de Tuğba kanepeden düşüyordu. Şunu aldım doğum günü hediyesi olarak. 14 liraydı bu da. Çok yakıştı gerçekten. Güzel günlerde kullansın. Necmiye de yengeme şu eşarbı aldı doğum günü hediyesi olarak değil mi? Ondan sonra bir de şundan aldı kızlarına yengem ve sağ olsun ben ve Didem'e de aldı bundan hediye. Bu ne kadardı? 10 TL tanesi. Bunun içinde de eşi var. Kızlarına da aldı. Bize Didem'le bana da aldı. Hı? Gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Paketlerini ayırdık ki karışmasın. Şöyle hepsine aynı renk aldı kızlarının. Ondan sonra Necmiye bir tane şu dondurma kaşığından aldı. Bir tane de şu yumurta şeyinden kaynatma aparatından. Burası yengemgilin, Tuğbagilin. Şu Necmiye'nin kendi kayınvalidesine aldığı hediye. Şu da benim paketim. Ha bir de bizim kızın kumbarası var ya, Nazcan onu da görünce ben de bu kadar büyük kumbara istiyorum diyerek ona da şu kumbarayı aldı yengem. Bunu 8,5 muydu yenge? 7,5'a aldı. Şu da bizimkiler. Şunu Didem'e aldı aynı renk. Ben Didem'le aynı renk olmasın dedim. Bana da sağ olsun şunu aldı. Benim aldıklarımı göstereceğim. Sarımsak döveci aldım bir tane. Ondan sonra dondurma kaşığı aldım. Didem'e, evet, bununla leblebi kurabiyesi yapacağız arkadaşlar. Nazcan harika bir kurabiye yapıyor. İnşallah çekerim. Aynen, helva için de güzel. Diye başka kurabiyeler için de oluyor. Aynen. Şunu da Didem'e aldım okula giderken kullansın diye. Yanında kocaman kolonyayı götürüyor. Şunu da fındık ve ceviz kıracağı için aldım. Kullanıyoruz biz karatajların zaten şeyi, şaşmazı. Şunlar da şu da Didem'in şarj aleti. Kırılmıştı. Bizim ikimizin şarj aleti aynı. Hep aynı kullanıyorduk. Zor oluyordu. Bunu Didem kendine almış. Kalemlik, uç, silgi, 3 tane defter almış aşağıdan. Bir tane de 07 kalem almış. Ne kadar tutmuş Didem'in alışverişi? Benimkini sormayın. Kişi içinde yok. Şöyle görünmüyor herhalde. Ondan sonra Necmiye küçük bir operasyon geçirdi. O yüzden çok dikkat ediyor diyetine. Kepek ekmek aldık Necmiye'ye. Normalde de öyle yiyor da, yani ya hiç yemez ya böyle sağlıklı ekmeklerden tercih eder. Şunu da Duru kuşumuza aldık. Bakın hatta şöyle göstereyim. Hala kelek kemiriyor. Ondan sonra kelek sebzesi, meyvesi. Ondan sonra dediğim gibi leblebiden kurabiye yapacaktık. Şeye girdik. Neyi onun adı? Kuru yemişçiye girdik. Orada şunu gördük. Benim rahmetli annem de çok severdi. Yengelerim de çok yer. Halı dokurken çok yerdiniz değil mi yenge? Önceden halı dokurdu benim yengem gibi. Çok emekleri var yani. Onu Necmiye görünce alalım dedi. Bundan aldık. Ben hiç sevmem bu arada böyle şeyleri. Bir tane de şöyle leblebi aldık. Çektireceğim şimdi. Leblebi tozunu bulamadık. Bunu çektireceğim çekecekse. Bundan leblebi kurabiyesi yapacağız. Yani böyle bir pandif. Yaklaştır pandifleri şimdi tekrardan. Yani bir tane şu arkadaş arkadaşlar. Yani şu arkadaş arkadaşlar. Aslında Duru'nun çorabını çekmedi. evet, o nerede onu görmedim. Bize bunlara sebep oldu. Beyaz. Yani. Beyaz dantelli çorap nerede? Elinizdeydi. İçinde mi? Bakayım. Ay evet. Ve şu iki çorap şununla şu pandifler bize bunlara sebep oldu arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Susuz mu yapmışım yine? Şöyle bamyamızdan pişirdik.
Bugün neyse ben Necmiye diyete dikkat ediyor ya. Hep böyle şeyli koydum tuzumuzu. İnşallah en azından yemek lezzetli olmuştur. Pezik turşumuz oldu. Şöyle. Limon tuzu ekledim ben herhalde. Hatırlamıyorum ama şimdi tarifini. Gerçekten güzel olmuş. Kuzum. Balım. Fındığım. Bir tanem. Aşkım. Güzelim. Alkış. Seni babama bir 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 diyeceğim. Yap bakayım. Seni babama bir 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 diyeceğim. Babaya bir bir söyleyeceğim. Duru kuş. Geliyor. 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 Ce-e. Ce-e. Seni yerim ben seni. Seni bakayım. Duru kuş.